Şimdi mesela yarasa gübresinin böyle 1 litre betguano.com TRT sitesini yaptık. Bet yarasa demek İngilizce, yarasa gübresi. Bunun 1 litresini 1 ton suyla karıştırdıktan sonra bir dönüm mesela seraya damlama suyla verebilirsiniz. Yani 1 litresi bir dönüm için yeterlidir. Yani fazla fazla öyle gübre mesela eskiden insanlar büyükbaş veya küçükbaş hayvanların gübresini toprağa serpiyorlar. Çok olursa toprağı yakıyor, zarar veriyor. Azot içeriyor çünkü hayvan baş. Bugün büyükbaş ve küçükbaş hayvanların gübresini tarımda kullanmak iyi de çünkü hayvanlar da doğal beslenmediği için organik değil. Sentetik beslenir artık onlar da silaj dediğimiz inekler Mısır'dan elde edilen silajlı besleniyor. Doğal değil yani. Bu nedenle en doğalı, en organiği, en faydalısı yarasa gübresidir. 500 yıl, 1000 yıl gibi yılların birikimiyle oluşur ve böceklerin, sindirilmeyen böceklerin ve yarasanın salgılanmış olduğu asitlerin fermentasyonuyla meydana gelir. 500 yılda, 1000 yılda. Türkiye'de 40 binden fazla mağara var, yarasa mağarası. 500 milyon ton da yarasa gübresi olduğu tahmin ediliyor. Henüz Türkiye'de yarasa gübresi tarımda kullanılmaya başlamadan biz bunu hemen Almanya'ya satmaya başladık. Türk köylüsü, Türk çiftçisi kendi ülkemizin menfaatini düşünmeliyiz. Bu altın değerindedir. Dışarı ihracatı yapılmamalı para için. Bana göre para getiriyor diye satmamalıyız. Çünkü rezervi belli. Yani bitti diyelim ne oldu? O zaman başka ülkelerden satın alacaksınız. Yarasa gübresinin aslında başka ülkelere satılması bana göre uygun değil. Neden? Çünkü bunun bir rezervi var. 50 yıl, 100 yıl yetecek. Ondan sonra ne yapacaksınız? Bitti. Yarasa yetiştireceksiniz. Evet, yani yarasa yetiştirecek böcek. Toprağımızı korumamız gerekir. Çünkü bu toprak sadece bize değil, bizden sonraki nesiller için de önemli. Biz burada sadece misafiriz. Bizden sonra başkaları gelecek, bu ülkede yaşayacak. Onlara burayı bırakırken temiz, güzel bırakmamız gerekir.